Değerli basın mensupları bugün hain terör örgütünün Başbağlar'da 33 vatandaşımızı katletmesinin yıl dönümü. Sözlerime başlarken Başbağlar katliamının yıl dönümünde hain terör örgütünü lanetliyor. Milletimizin bütünlüğüne kastedenlerin amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacağını bir kere daha yüksek sesle tekrarlıyoruz. Merkez Yönetim Kurulumuz kurulu toplantımız sürüyor. Kurulumuzun gündeminde TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamları Hayat pahalılığı ve artan gelir adaletsizliği, memur ve emekli maaşlarında yapılacak ayarlamalar, para ve maliye politikalarında devam eden belirsizlik, bölge ülkeleriyle ilişkilerdeki gelişmeler, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili hazırlıklar ve partimizde başlayan kongreler süreci vardı. Derbası mensupları ünlü iktisatçı Keynes enflasyonu, hükümetin vatandaşın servetini fark ettirmeden kendine transfer etme yöntemi olarak tanımlıyor. Düne kadar ben ekonomistim diye böbürlenen sarayın kibirlisinin dilinden düşürmediği usta Necip Fazıl da enflasyon için bir insanın cüzdanına ve nakdine el sürmeden belli başlı bir tertiple parasını sızdırıp götürmektir diyor. Vatandaşını vatandaşının varlığını aşıran parasını sızdırıp götüren en sinsi ve adaletsiz vergi olan enflasyon sadece mutfağın bereketini kaçırmıyor. Milletimizin enerjisini tüketiyor. Ekonomimizi ve çok daha önemlisi ülkenin huzurunu içten içe kemiriyor. Faiz sebep enflasyon netice safsatasıyla enflasyon canavarını milletin üstüne salan çakma ekonomist ülkemin ülkenin döviz reze, döviz ülkenin dövizlerinin dibine dara ekti. İşler durma noktasına geldi. Şimdi acil döviz bulma ve enflasyonu düşürme sorumluluğunu bir zamanlar dolandırıcılıkla suçladığı ama piyasaların kendisinden daha fazla güvendiği bir eski bakana ve Amerika'dan ithal bir merkez bankası başkanına vermiş gibi yaparak pansumanla aspirinle işi seçimlere kadar idare etmeye çalışıyor. Başarısız olduğunda da yaşanacakların vebalini atadığı bu iki günah keçisine yıkarak kurtulmaya çalıştığı anlaşılıyor. Ama Neyzen Tevfik'in o ünlü şiirinde söylediği gibi, kabahat sahibini terk etmiyor, sorumluluktan kaçmanın sonuçlarından kaçmanızı, kaçmanın sonuçlarından kaçmanızı sağlamıyor. Bugün Haziran ayına ait resmi enflasyon rakamları geldi. Devletin resmi istatistik kurumu TÜİK Ito'nun ve Enag'ın zamanında açıkladığı enflasyonu araya bayram girdi diyerek geç açıkladı. Ve TÜİK verilerine güven bir kere daha dibe vurdu. TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre tüketici fiyatları Haziran ayında %3,92 artmış. Geçen seneye göre düşmüş ama bu geçen sene hariç bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ikinci Haziran enflasyonu. Burada TÜİK'in açıklaması gereken önemli bir husus var, açıklık getirmesi gereken. Nisan ayında 5 lira 72 kuruş olan doğalgaz fiyatı Mayıs'ta doğalgaz bedava olunca sıfıra düşürülmüştü. Şimdi doğalgazın bedava olduğu dönem bitti, doğalgaza yeniden para ödeyeceğiz. Ama TÜİK'in tabelasında görünen doğal, doğal gaz fiyatı bir kuruş değil. 0,43 kuruş. 5 yani lira neresi? 0,43 kuruş nerede? 25 metreküp doğalgazı hala bedava vermeye devam ediyoruz deseler bile bu doğal gazın fiyatının neden bir kuruş bile etmediğini açıklamıyor. Dolayısıyla bunun bir an önce açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Türkiye göre yıllık enflasyonda yüzde otuz sekiz virgül oldu. Önümüzdeki dönem fiyat eğilimlerini gösteren çekirdek enflasyon ise yüzde kırk civarında. Şimdi yüzde kırk çekirdek enflasyon. Haziran ayında Türk lirası yüzde on buçuk değer kaybetmiş. Aynı dönemde bunun üretici fiyatlarına yansıması sadece yüzde altı buçuk olmuş. Bugün Şubat ayında yaşanan depremi gerekçe göstererek bir tobra yasayla vergileri arttıran düzenlemeyi de meclise gönderdiler. Tabi burada soruyoruz, deprem Şubat'ta oldu. Neden vergileri seçimden sonra geliyor? Ama burada dikkat edilmesi gereken husus şu ana kadar saydıklarımın hepsinin yılın ikinci yarısında fiyatlara yansıyacak olması. Bütün bunlar ve tabi ücret ve maaşlarda yapılacak artışlar dikkate alındığında turbun büyünün heybede olduğu anlaşılıyor. Anlaşılan bu hükümet verdiğinden çok daha fazlasını enflasyonla, çal vergilerle çalışanlardan geri almaya karar. Resmi rakamlarla bir yılda ekmek yüzde 34, süt yüzde 43, Meyveler yüzde 48, sebzeler yüzde 61, pirinç yüzde 85, dana eti yüzde 108 zamlanmış. Bugün açıklanan rakamlar bunlar. Yaz geldi. Hala marketlerde kiraz erik el yakıyor. Çuvalla aldığımız patates soğanı taneyle, taneyle aldığımız karpuzu dilimle alır hale geldik. Yine de para yetişmiyor. Türkiye Dünya Gıda Enflasyonu Ligi'nde en yüksek enflasyona sahip 9. ülke. Şimdi seçim bitti, zam yağmuru başladı. Yüksek hızlı trene zam, içkiye, sigaraya zam. Hükümetin seçimden önce nereye el atsak fışkırıyor dediği petrol ürünlerine, benzine, mazota zam, üstüne zam. Una zam, ekmeğe zam. Ama bu da üreticisi bu kadar ekmeğe bu kadar zamma rağmen bu da üreticisi perişan. Ofis hükümetin ilan ettiği fiyattan buğday almak için randevu vermiyor çünkü depoları ithal buğdayla dolu. Dara düşen üretici bizim 13 lira olmalı dediğimiz, hükümetin ise 9 lira 25 kuruş 9 lira 25 kuruştan alacağım dediği alın teri buğdayını 6 liradan 6,5 liradan tüccara vermek zorunda kalıyor. Böyle giderse çiftçi seneye tarlasına giremez. Yılın ilk 6 ay, ayına ilişkin enflasyon rakamları aynı zamanda çalışanların, emeklilerin ücret, maaş ve aylıklarının enflasyonla ne kadar eridiğini de gösteriyor. Açıklanan bu rakam kamu çalışanlarının maaşlarına, emeklilerin aylıklarına yapılacak telafi artışı için baz olacak. Ama TÜİK'in bu makyajlı enflasyon rakamlarını futbol kulüpleri bile gerçekçi bulmuyor. Sponsorluk anlaşmalarında TÜİK verileri yerine daha gerçekçi enflasyon rakamlarını dikkate almaya çalışıyorlar. Bununla ilgili yaptıkları açıklamada hükümetin baskısıyla geri çekiliyor. İlk 6 ayda TÜİK'e göre %19,8 olan enflasyon İstanbul Ticaret Odası'na göre %24,5. Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu enflasyon araştırma grubuna göre ise %50,5 bu rakamlar memurun, emeklilerin maaş ve aylıklarının TÜİK eliyle tırpanlanmasına, gasp edilmesine devam edildiğini ortaya koyuyor. Diğer taraftan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun son toplantısının özet tutanakları enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risklerin canlı olduğunu belirtiyor. Şimdi bu gelişmelerin ışığında maaş ve aylıklara sadece ilk ayda ilk 6 aydaki o da makyajlı enflasyona göre telafi edecek bir zam yapmak zaten TÜİK makyajının ezdiği emekçileri ve emeklileri önümüzdeki 6 ayda da sürecek yüksek enflasyona ezdirmek demektir. Bu çerçevede memurların ve emeklilerin maaşlarında yapılacak artışta sadece ilk 6 aydaki kaybın telafisi değil, önümüzdeki dönem için öngörülen enflasyon ve refah payı dikkate alınmalıdır. Bugün en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması ile ilgili kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Bu arada emeklilere ne verileceği hala ortada yok. Yuvarlak laflarla geçiştiriliyor. Emekliler isyan halinde. Biz unutulduk diyorlar. Bu arada hep söylediğimizi bir kere daha tekrarlayalım. Gelirin kaç lira olduğundan çok neyi alabildiğiniz önemli o gelirle. Erdoğan'ın yine genel başkanımızın soruyla en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacağını açıkladığı gün o parayla 1124 dolar alınıyordu. Şimdi ancak 846 dolar alınıyor. Şu kısacık zamanda bile henüz verilmeyen en düşük memur maaşının alım gücü neredeyse 300 dolar erimiş. Yani asgari ücret 20 Haziran'da yeni asgari ücret 20 Haziran'da ilan edildi. Temmuz sonundan itibaren ancak çalışanların eline geçecek. Asgari ücrette alınabilecek dolar miktarı da daha ele geçmeden 47 dolar erimiş. Değerli basın mensupları. Son para politikası kurulu toplantısının tutanakları yayınlandı. İnsan okudukça gerçekten hayrete düşüyor. Bu kurulda bir tek Merkez Bankası, Merkez Bankası'nın başkanı değişti. Para politikası kurulunun diğer üyeleri oldukları gibi yerlerinde duruyorlar. Ama tutanaklara bakıldığında para politikası kurulu üyeleri bugüne kadar izlenen politikaların uygulayıcıları kendileri değilmiş gibi tutanaklara neler yazmışlar neler mevcut para politikasının çerçevesinin yüzde beş enflasyon hedefini gerçekleştirmekten çok uzak diye başlamışlar. Sonra tutanaktan okuyorum eklemişler. Madde 36. Kurul hedeften oldukça uzaklaşan enflasyonun para politikasının etkin kullanımını gerektirdiği tespitinde bulunmuştur. Madde 37. Kurul mevcut mikro ve makro ihtiyati çerçevenin makro finansal istikrarı destekleme konusunda zayıf kaldı ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini olumsuz etkilediğini etkilediği tespitlerini yapmıştır. Biz okuduğumuzda bu tutanaklardan anladığımız şu. Para politikası kurulunun yeni başkanı dışındaki sayın üyelerin hepsinin başına aynı anda saksı düşmüş. Hem bu ekonomiye, bu millete bunca kötülük yapanların talimatlarını sektirmeden yine yerine getireceksin. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı ayaklar altına alınırken ses çıkarmayacaksın. Sonra da çıkıp şimdi bugün enflasyon hedefinden uzaklaşıldı. Para politikası etkin değil. Ekonomik istikrar tehdit altında piyasa mekanizmalarının işlevseldiği, bozulduğu diye konuşacaksın, yazacaksın. Ya gerçekten pes doğrusu. Mevcut dediğiniz çerçevenin etkin kullanılmayan para politikasının sahibi kim? Siz o sırada nerelerdeydiniz? Ha bu işin sorumluluğunu önceki başkan Kavcıoğlu'na yıkıyorsanız o da BDDK'da başkanlık koltuğunda oturuyor bugünlerde. Ya da sorumlu cumhurbaşkanı ise o da sarayında koltuğunda. İşte bu nedenle yeni bakanın akılcı olacak dediği para ve maliye politikaları hiçbir şekilde inandırıcı olamıyor. Çünkü bu kadrolar oralarda otururken yapılan hiçbir şey güven vermiyor. Güveni sağlayamadığınız sürece de dengeleri oturtabilmek için çok daha radikal tedbirler almak gerekiyor. Ama öbür taraftan Erdoğan yaklaşan yerel yönetim seçimleri nedeniyle buna da izin vermiyor. Sonuç ekonomide ani duruş riski her geçen gün artıyor. Değerli basın mensupları, güven zor kazanılır, kazanılır ama çok da kolay kaybedilir. Erdoğan'ın yeniden göreve getirdiği eski bakandan ve Amerika'dan ithal edilen Merkez Bankası başkanından tek beklentisinin vitrin süsü olmaları, yerel seçimlere kadar Körfez ülkelerinden para bularak musluğun suyunu açık tutmak, aspirin ve pansumanla işi götürebilmek olduğu anlaşılıyor. Ancak hayatın gerçekleri tabii ki acı. Ekonomide gereğini yapmayınca Para gelmiyor. O zaman da iş başa düşüyor. Sıra siyasi taviz vererek, emir alarak, emir alarak borç bulmaya geliyor. E bunu da Eloğlu diyor ki, ekonomiden sorumlu bakandan değil, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturanın ağzından duymak isterim diyor. E bir zamanlar yandaş medyalarına şerefsiz diye manşet attırdıkları, Cemal Kaşıkçı'nın katili, 15 Temmuz hain darbe girişiminin finansörü ilan ettikleri Körfez Şeyhlerinden, Körfez Prenslerinden borç bulmak için Erdoğan şimdi yollara düşecek. Taviz vermeye, emir almaya hazır olduğunu gösterecek. Nasıl emir alındığının son örneği Mısır. E, hani Sisi darbeciydi? Meydanlarda ağlayarak millete yaptırdığınız Rabia işaretine ne oldu? Döndünüz, dolaştınız, dediğimize geldiniz. Yeniden diploma, diploma, Mısır'la diplomatik ilişkileri kurdunuz. Türkiye'nin bölge ülkeleriyle karşılıklı saygı temelinde ilişkiler kurmasını, işbirliklerine öncülük öncü, et, öncü olmasını, güven veren bir ortak olmasını en çok Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz isteriz. Bizim eleştirimiz bölge ülkeleriyle yeniden ilişki kurulmasına değildir. Ama ilişkiyi bozup sonunda yeniden ilişki kurma noktasına geri dönmeyedir bizim eleştirimiz. Erdoğan'ın bölgesel konulara göbeğinden dalıp iç siyaset malzemesi yapmasına, Türkiye ile tüm komşularını düşman etmesine, ülkeye zarar vermesine, ekonomik olarak da çok ciddi zararlar vermesine Türkiye'nin üzerine güvenilmez ülke etiketi vurdurmasına daha da acı olanı bu U dönüşlerini körfezden borç bulmak için emirle yapmak zorunda kalmasınadır bizim itirazımız. E, borç alan emir alır diye boşuna dememiş büyüklerimiz. Değerli basın mensupları, bu hükümet bütçede yama tutmayacak kadar büyük delikler açtı. Kur korumalı mevduat bir kara delik. 23 Haziran haftası itibariyle kur korumalı mevduatta biriken döviz cinsinden garanti verilmiş mevduatın büyüklüğü 2 trilyon 719 milyar lirayla rekor seviyeye ulaştı. Yapılan hesaplamalara göre sadece Haziran ayında kur korumalı mevduat nedeniyle bütçe ve Merkez Bankası üzerinden milletin sırtına yüklenecek yük 190 milyar lirayı aşacak. Ama hükümet buna çözüm bulmuş. Bugün getirdikleri torba kanunda bu yükü saklamak için hazinenin kur korumalı mevduat desteği ödemelerinin Merkez Bankası tarafından yapılması öngörülüyor. Yani kur korumalı mevduatın neden olduğu bütçe açığının üstüne Merkez Bankası şalı örtülüyor. Bu bütçe açığının para basarak finanse edilmesinden başka bir şey değildir. Ve buradan söylüyorum. Eğer rasyonel dedikleri politikalar buysa vay halimize. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bütçe açığı geçen yılın ikinci yarısındaki eğilim devam ederse 2023 hedefi olan 659 milyar lirayı ikiye katlayacak. 1,5 trilyon lirayı aşacak. Yaklaşan yerel seçimler ve seçim ekonomisi uygulamaları dikkate alınırsa bu açık çok daha yukarılara da çıkabilir. Bütçe açığına bir de rekorlar kıran cari açık eşlik ediyor. Türkiye'nin sadece önümüzdeki bir yılda borçlarını ödemek ya da çevirmek için dışarıdan aldığı borçları ödemek ve veya çevirmek için borçlarını ödem 203 milyar kaynak bulması gerekiyor. Cari açıkla birlikte bir yılda bulmamız gereken para yaklaşık 260 milyar dolar. Kur korumalı mevduatla döviz cinsinden garanti verilen mevduatların dolar karşılığı 100 milyar doların üzerinde. İlk günah olarak bilinen içeriden dövizle yapılan borçlanma 30 milyar dolar. 2023-2025 döneminde kamu-özel işbirliğine verilen döviz cinsinden garantiler için ödenmesi beklenen para 15,5 milyar dolar. Hepsini topladığımızda hazinenin e, ekonominin döviz kuruna duyarlı 400 milyar dolarlık yükümlülüğü var. Dolardaki her 1 liralık artış ülkenin dış borç ve döviz cinsinden iç borçlarına ha iç borçlara 400 milyar liralık ek yük getiriyor. Bunun bunun 145 milyar lirası sadece hazinenin dış borç ve döviz döviz cinsinden iç borç borçları karşılığında. Milletimizin bu gidişin sonunda bu kafa bu ülkeyi döndürür, dolaştırır, bir asır sonra yeniden düğünü umumiye'ye mahkum eder. Yeniden IMF kapısına bırakır. Değerli basın mensupları güveni sağlayabilmek için verileri karartmaktan vazgeçmek, şeffaf olmak ve hesap vermek gömleğin doğru iliklenmesi gereken ilk düğmesidir. Merkez Bankası kur korumalı mevduat dönüşleri için ihtiyaç duyulan döviz dışında hiçbir bankaya arka kapıdan döviz satmayacağını piyasalara duyurdu. Biz de buradan bir duyuralım. Bu açıklamaların inandırıcı olabilmesi için Öncelikle kamuoyunda 128 milyar dolar olarak bilinen 2018 seçimleri öncesinden başlamak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ihalesiz, duyurusuz kamu bankaları üzerinden sattığı rezervlerin encamını açıklayın. Yine bu yılın mayıs ayında yapılan seçimlerde seçimlerin öncesinden itibaren başlayarak Merkez Bankası rezervlerinden 199 milyar doların nerelere verildiğini açıklayın. Son beş yılda eritilen rezervlerin kimlere satıldığını açıklayın. Kur korumalı mevduat uygulaması kapsamında Merkez Bankası'nın bugüne kadar ne kadar döviz aldığını, ne kadar kur garantisi verdiğini ve bu uygulamanın bankaya çıkardığı maliyeti kamuoyuna açıklayın. Merkez Bankası'nın 2022'nin son günlerine kadar zarar gösterdiği bilançosunu Yılın son günü nasıl kar eder hale getirdiğini ve bu yapılan uygulamaların uluslararası kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olup olmadığını açıklayın. Bu şekilde kar ettirilen merkez bankasının üretim denetimden kaçmak için depremzedelere yardım kampanyasına aktardığı 30 milyar liralık bağış ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektör şirketlerinin bağışladığı paraların nerelere harcandığını denetleyin, millete açıklayın. İracatçılara getirilen döviz bozdurma zorunluluğu çerçevesinde Merkez Bankası'nın bugüne kadar ne kadar döviz aldığını, yine bankanın kullandırdığı yatırım taahhütlü avans kredisi gibi çok avantajlı kredilerden yararlanan şirketlerin listesini kamuoyuyla paylaşın. Rusya'dan yapılan kredili doğalgaz ithalat miktarını, ertelenen doğalgaz bedeli ödemelerini, Türkiye'nin bu kapsamda Rusya'ya ne kadar borçlandığını gösteren, BOTAŞ'ın güncel bilançosunu kamuoyuna açıklayın. TÜİK'in makyajda enflasyon, büyüme ve işsizlik verileri konusunda geriye dönük teknik araştırmayı başlatın. Yeni ekonomi yönetimi gerçekten güven kazanmak istiyorsa bu araştırmaları vakit geçirtmeden geçirmeden başlatsın. Ve açıklamaları da yine vakit geçirmeden yapsın. Güven öyle sosyal medyadan şeffaflık, hesap verebilirlik vaatleri vererek değil, bunları kuvveden fiile geçirerek sağlanabilir. Değerli basın mensupları, 2023'te başlayan seçim süreci devam ediyor. Yaklaşan yerel seçimler için bu ülkenin aydınlık geleceğine inananların umutlarını tazelememiz gerekiyor. Mayıs seçimlerinde milletimiz çok önemli bir kapıyı araladı. Farklı düşünen, farklı konuşan, belki farklı şeylere inanan, farklı partilere oy veren ama hepsi bu ülkeyi sevmek paydasında buluşan, bu ülkenin aydınlık geleceğine inanan 25,5 milyon insan ucube rejime karşı bir araya geldi. Sandıkta tek vücut oldu. Asla bir araya gelemez denenler vatan için bir araya geldiler. Birbirlerini görmeyenler gözlerini açıp birbirlerinin gözüne baktılar. Birbirlerine kulak tıkayanlar bu kez birbirlerine kulak verdiler. Birbirlerine düşmanlaştırılan milyonlar bu kez birbirlerine kollarını açtılar. Bu ülkede her iki kişiden biri Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için bir araya geldi. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet değerlerine bağlı sosyal demokrat bir partiyi onun genel başkanını değerlerinden kopmadan toplumun tüm kesimlerinden oy alabilen hale getirmek büyük bir değişimdir. Müreffeh Türkiye'nin demokrat yarınları için bu çok önemli bir aşamayı ifade eder. Ama çok istememize ve çok çalışmamıza rağmen olmadı. Seçimi kazanamadık. Buna belki en çok biz üzüldük. Ama seçim süreci devam ederken sadece üzgünüz diye oturmak yetmiyor. Hatalarımızı düzelterek, eksikliklerimizi gidererek, yenilenerek ayağa kalkmamız gerekiyor. Bu mücadele vazgeçilecek bir mücadele değil. Birleşen gücümüz önünde durulmaz bir çığ gibi büyümeli. 25 milyonu 30 milyon, 30 milyonu 35 milyon yapmak için çalışmaya kararlıyız. Adalet yürüyüşüyle başlayan bu büyük değişim mutlaka sürmelidir. Sürecek ve nihayetinde başarıya da ulaşacaktır. Erdoğan'ın en büyük korkusu budur. Bunu dağıtmak, itibarsızlaştırmak, unutturmak 25,5 milyonun baskısından kurtulmak için elinden geleni ardına koymamaktır. Bunun karşısında tüm partilerimize düşen 25.5 milyondan bir kişiyi bile feda etmeden ülkemizin namuslu, vicdanlı, hakkın yanında olan kitlelerinin sayısını arttırmaktır. Bu süreci yönetmek bir tek genel başkanımızın değil tüm cumhuriyet halk partilerinin birlikte görevidir. Yapmamız gereken Halil İbrahim sofralarında birleşerek mücadeleye hiç yorulmadan devam ederek değişimin sadece bir gün değil bir hayat boyu süren bir süreç olduğunu bilerek bu süreci yönetmektir. İsimler değişir, kişiler değişir. Önemli olan birleşen gücü tahkim etmek, zulmün karşısında hep birlikte durup mücadele etmektir. Biz ne yapacaksak ayrılarak değil, birleşerek yapacağız. Karşısındaki gücün bölünüp parçalanması planları yapanların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. İlk soru ATV A Haber tarafından ortak yönlendirilen bir soru. O soru şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün açıkladığı manifesto ile ilgili bir değerlendirmeniz var mı? Bu konu MYK'da gündeme geldi mi? Hayır gelmedi. Bir de sözcü tarafından yönlendirilen bir soru var. Sözcünün sorusu da şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, başta Sözcü TV muhalif kanalları suçlayarak ihanet çetesi parayı CHP'den alıyorlar partiyi sorgulatıyorlar dedi. Bu iftira ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi kime ne kadar ödemiştir? Bu konuya ilişkin bir açıklamanız olacak mı? Bu konuda bahsi geçen il başkanımız bir açıklamada bulunmuştur. Partimizin yapmış olduğu ödemeler Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi denetiminden geçmektedir. Konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir eleştiri de söz konusu olmamıştır. Her siyasi parti gibi seçim döneminde televizyon kanallarına yaptığımız reklam ödemeleri dışında Sözcü TV'ye bir ödememiz yoktur. Efendim dün Ekrem İmamoğlu bilindiği üzere bir e, manifesto yayınladı, bir bildiri yayınladı ve e, değişim vurgusu yaptı. Sadece yönetimi değil muhalefeti de eleştirdi. E, bununla ilgili sizin de muhakkak bilginiz vardır. MK'de gündeme gelmedi dediniz ama bir değerlendirme yapmanız mümkün mü efendim? MHK'da gündeme gelmedi şu anda. MK sözcüsü olarak açıklama yapıyorum. Parti sözcüsü olarak açıklama yapıyorum. MHK'daki konuşmaları. Peki. Efendim. Aynı şekilde bugün de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın değişim yürüyüşü devam ediyor. Bu değişim çağrıları MK gündeminde yer aldı mı? Ben geçen defa bununla ilgili görüşlerimi açıklamıştım. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Teşekkür Teşekkürler. ederim.